Fikret, konuşalım mı azıcık ha? Çok fevri davranıyorsun Fikret. Babam bir şeyler olduğunu anladı. Dayanamıyorum anne. Çamurun içinde debeleniyorum sanki. Çırpındıkça daha da batıyorum. Abuk sabuk konuşma. Topla kendini. Baban öğrenmesin diye söylüyorum kızım. Asıl babam bu pisliğin üzerine örtmeye çalıştığımızı öğrenirse ölür anne. İyi, söyleyelim o zaman. Tahammüden öldürelim adamı. Sebebi olalım yani. Olanlara nasıl göz yumarsın anne? Hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza nasıl devam ederiz? Oğuz Leyla'nın hayatını mahvetti. Haysiyetsiz. Şimdi de Necla ile uğraşıyor baksana. Necla'da da kabahat var bakma. Eğer o izin vermeseydi... Neyse ne. Leyla'ya söylememiz lazım. Bunu bilmeye hakkı var. Sakın. Gözünü seveyim Fikret. Allah aşkına ağzını sıkı tut. Her şeyi alt üst etme kızım. Peki Cem'in ne günahı var? O çocuğun ne günahı var? Necla'ya gerçekten değer veriyor. Onunla bir hayat kurmak istiyor. İyi ya işte. Evlenirler bir an önce. Bu mesele de kapanır gider. İnanmıyorum sana. Ne olursa olsun düzen bozulmasın. Ağzımızın tadı bozulmasın. Ben hepinizin iyiliğini istiyorum yavrum. Babansa susaman. Kapalı kapılar ardında neler konuşuluyor yine? Seni hiç ilgilendirmeyen şeyler. Bu aileyi ilgilendiren her şey beni de ilgilendirir Fikretciğim. Başımız büyük dertte biliyorum. Yine kapı mı dinledin sen? Necla ile konuştum. O sizin gibi kendini uzak görmüyor beni. Her şeyi anlattı. Aptal. Ferhunde. Bak kimseye bir şey söylemek yok. Sakın kızım. Felaketimiz olur. Aşk olsun anneciğim. Söyler miyim hiç? Zamanı gelene kadar saklar. Sonra çıkarırsın bir gün. Fikret. Zıtlaşacak zaman değil. Birlik olmamız lazım evladım. Hadi yine iyisin. Bir koz daha geçti eline. Bak hala dikine dikine gidiyor. Ay yeter. Bir de seninle uğraşmayayım yani. Benim de bu işlerle uğraşmaya hiç niyetim yok. Rahat bırakın beni. Hay Allah'ım nedir bu başıma gelen ya Rabbi ya. Zor. Allah Oğuz'u bildiği gibi yapsın. İntizar edemiyorum çünkü ucu kızıma dokunur. Feryat edemiyorum, Ali Rıza perişan olur. Oh, şişiyorum Ferhunde, şişiyorum. İçim almıyor artık, doldum. Oh. Yazık size de. Ama Ali Rıza demişti. Oğuz'un ne mal olduğunu en başından söylemişti. Nereden çıktı karşımıza? Nereden buldu bizi kör olmaya sıcağı? Sedef Hanım sayesinde. Siz bilmiyorsunuz. Hepsi o cadının başının altından çıktı. Sedef'in mi? Aa. Oğuz da Necla'yı o tanıştırdı. Ne? O kadar şaşırmayın. Sedef bu. Her şey beklenir. Nasıl yapmış peki? Bir gün geziyormuş sokakta. Yani avlanıyormuş. Arabalara otostop çekerken Oğuz durmuş. Bilmiş, tanışmışlar falan. Tutmuş kendini Necla diye tanıştırmış. Aa niye? Canı oyun oynamak istemiş herhalde. Sonra da Oğuz'un telefon numarasını Necla'ya vermiş. O da onun lafına uymuş, Oğuz'la tanışmış. Bak sen şunun yaptığına bak. Vay edepsiz. Söylüyordum da inanmıyordunuz. Ya masum pozlarda daha neler yapıyor. Şevket'te gözü olduğu için devam etmedi Oğuz'la. Necla'ya paslayıp Şevket'in peşine düştü. Ay sus. Hep susturdunuz bugüne kadar. Hep onu savundunuz bana. Açın artık gözünüzü. Necla'yı, Leyla'yı hep o mahvetti. Şevket'i mahvetmesine izin vermeyin bari. Ben boş boşuna bağırıp çağırmıyorum. Görüyorum neler yaptığını. Şevket elimden almak için ne numaralar yaptığını bir siz bilmiyorsunuz. Ya da bilmek istemiyorsunuz. Ben onu konduramadım ki ne bileyim kızım. Sessiz sakin terbiyeli bir kız diye. Ne sinsiymiş. Öylelerinden korkacaksınız zaten. Her dakika evimizde, hayatımızın içinde. Kıyın kıyın yanaşıp duruyor.
Şimdi de banka müşterisiyim diye Şevket'in iş yerine dadandı. Çok tehlikeli bir kız, çok. Hepinize oynuyor. Ben onu öyle bir oynatırım ki şaşar da kalır. Terbiyesiz, ahlaksız. Kim olduğumu bilmiyor daha o benim. Ben onun hakkından gelmesini bilirim ama.